kurtulamazsak ölürüz. Bu da ne? Onları korkutabilecek ne olabilir ki? Ben düşünüyorum ama bilemiyorum. Ben hayattayım. Aman tanrım, o şey de ne? Aman tanrım, Ugi Ugi konuşabiliyor. Soru falan sormayın, takip edin beni. Tamam, siz ikiniz sızdırın burada. Neler oluyor, nereye gidiyoruz ve o şey de neydi öyle? Öncelikle senin şu manken durumunu ele almalıyız. Manken durumu? Bekle, o... Hayır. Makine seni bir oyuncağa dönüştürdü. Artık bizim gibisin. Ne? O adamın bu berbat. Affedersin. Tamam, bu çok kabaydı. Pekala, ciddiyim. Nasıl birdenbire konuşabiliyorsun? Oyun zamanı için bir tehdit olmadan önce seninle konuşmam gerekmiyordu ve böyle olması gerekiyordu. Ve böyle oldu. Yani ne değişti? Kelly Willy geri döndüğüne göre daha büyük sorunlarımız var demek. Kelly Willy oradaki korkutucu canavar mı? Ne iş var orada? Bunu bana açıkla. Bu çok üzücü bir hikaye. Bu yerdeki her şey ürkütücü. Hey, ona sakın anlatma. Hayır, ne? Anlat bana. Tamam. İyi dinle beni. İyi hatırlıyorsundur. Burası bir zamanlar kucak dolusu Woogie oyuncakları yapmak için kullanılırdı. Bir gün onunla birlikte bir arkadaş yapmaya karar verildi. Silly Billy, ebeveynlerin çocuklarını izlemesine yardımcı olmak için rafta duran bir oyuncaktı. Ama makine arızalandı ve o yanlış çıktı. Dükkan işçileri onun ne kadar ezik ve biçimsiz göründüğüne güldüler. Silly Billy bir duygu dalgası tarafından sarılmıştı. Utanç, korku, öfke. Onu diğer tüm ıskartalarla birlikte yakma fırınına attılar. Ateş kömürleşmiş, Silly Billy'nin kürkü siyahlaşmıştı. Ve bu onu daha da deforme etti. Ama insanlar olan nefreti hayatta kalmasına izin verdi. İntikam istedi ve almaya yemin etti. Böylece Silly Billy artık yoktu. Ve Kelly Willy doğdu. Onu fabrikanın en karanlık yerine kilitledik. Ve anahtarları attık. İşte bu kadar. Bunca zaman aşağıda mıydı yani? O zamanlar Kelly Willy'yi gerçekten öldürecek teknolojiye sahip değildik. Tek yapabileceğimiz onu kesme odası zeminde bırakmaktı. Ama şu an bir şansımız var. Sizce sayesinde bir şansımız olabilir. Kelly Willy'nin peşimizde olduğunu sanmıyorum ama burada bir yerde bir silah var. Kelly Willy ortaya çıkmadan önce onu anlamamız gerekiyor. O adeta bir gölge gibi. Bize saldırmadan önce nasıl bulabiliriz ki? Bir şekilde bağlı olduğumuzu düşünüyorum. Onun hareketlerini hissedebiliyorum ve güvenlik kanadında kötü bir şeyler yapıyor. Tamam, canavarlar garip, translar, bir şeyler burada. Bir şey eklemiyor. Şimdi neler oluyor? Kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. Gücü kesteceğim bir kasa yap, sonuç oyuncak bebek için sistemi sıfırla. Bu şirketin nasıl çalıştığı hakkında çok şey biliyorsun. Kapa çeneni, bu sadece güç kapalıysa işimizi kolaylaştırır. Silahın belekleri açık. Bak. Bir toz püskürtücü ne yapabilir ki? Bu deneysel bir roket atar, onu kapma çantanıza alsın ve otomatik olarak Kelly Willy'nin zayıf noktalarına hedef alacak bir atış onu sonsuza dek bitirmek için yeterli olur. Hadi ama, bunu da yapamayız Hagi Wagi. Daha iyi bir fikri olan var mı? Hadi gidelim. Saçak güvenlik kapalıysa tüm kapılar açılmıştır. Çıkışı buluyoruz ve eve gidiyoruz. Sonra da beni tekrar insan yapabilecek bir doktor buluyoruz. Ama kisimisi beni yemeye çalıştı. Lütfen Jabbar, kapmayı geri aldık. Eğer silahı kullanırsak kör ateş edeceğiz. İyi ki... Beni öldürmeden önce bunu düşünmeliydin. Kendine dikkat et, papi.
Bye. Aslında... Hayır, sana zarar vermesin izin vermeyeceğim. Kaçış planı nasıl gidiyor? Oh evet, kesinlikle. Tam kaçmak üzereyken güç geri geldi ve bir Jabbar sandviçi oldum. Ben mecazi bir sandviçim, lütfen yapma. Seni burada yiyip bitirmeyi çok isterim ama hala yardım ihtiyacım var. O ailemi ve Poppy'yi sindirmeden onları kurtarmalıyız. Tamam, bir oyuncağın nasıl bir ailesi olabilir ki? Bu bir çeşit numara değil mi gardımı indirmem için? Bir insan nasıl oyuncak olabileceğini gördün ve yaşadın. Sen, Poppy, Kissimissi, siz insan mıydınız yani? Bana katılırsanız sizi serbest bırakırım ya da reddedin ve ikimiz de Killy Willy tarafından çiğneneceğiz. Tam şu an seçimini yap. Tamam. Sonunda. Neden bize saldırmadı? Kelifeli gibi ilk modellerin yavaş metabolizması şu an eve gidiyor. Tamam, o zaman hadi gidip şu şeyi öldürelim. Buna ihtiyacın olacak. Wow, geri dur hagi. Hagi, ne oluyor? Beni yeme lütfen. Ne oldu? Bir saniye, eline yamyam oldum. Oo, kontrolce kalmalıydı. Evet, Kelivili ile yüzleştiğimizde bir çıldırmayı göze alamayız. Çağını gönülden orada. Bekle, daha önce buradaydım. Burası Kilivili'nin sığınağı olamaz. Yoksa o bana son kez... Aşağıya bak. Hayır, bana burası deme. Evet, Kilivili o parçanın altındaki sisin altına bakar. Ona ulaşmak için bize aşağı indirmen gerekecek. Tamam. Bana inanıyor musun? Sana zarar vermeyeceğim. Ailemi kurtarmanın tek yolu sensin, lütfen. Tamam Hagi, bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Ben bunu senin için yapmıyorum. Poppy'yi kurtarmak için buradayım. Bu yüzden bana karşı gelirsen sadece kendi canına zarar verirsin. Grab on! Neden durmadın? Bir kablonun ucuna bağlıyız. Gece görüşünü kullan ve yere bak. Gece görüşünü kullansam bile bu sisin içini göremiyorum. Kilivili aşağıda atlamamız gerekiyor. Atlayayım mı? Sen deli misin? O kadar yol geldik dostum. Düşüş ölümcül olmamalı. Belki de senin gibi 10 fit boyunda bir canavar için değildir. Ama zar zor süt içiyorum. Kemiklerim kağıt gibi. Sen hala bana güvenmiyor musun? Sanırım hayır Bay Yamyam. Geçmişe takılıp kalmanın kimseye faydası yok. Böyle karanlıkta donarsak ailem gitmiş olacak. Tamam iyi, Papi için. Burası neresi? Kesme odası zemini. Bunun sadece bir ifade olduğunu düşündüm. Lili kadar güçlü bir canavarın duvarlarında bıçaklar olmayan bir odada öldürmek mantıklı değil. Sadece şimdi sorun şu ki, Kelivili güvenliği kontrol eder. Ve bıçakları da kontrol eder. Jabbar, dinle, biliyordum bu bir tuzaktı.
Sana inanmıyorum. Hepiniz canavarsınız. Hayır. Bakın biz sizin gibiyiz. Güven... Güven bana. Öldür beni. Tamam. Papi için. Hayır. Kafa kesici. Git. Yalan söylemeyeceğim Papi. Seni terk etmeyi planlamıştım. Kesimisi, bilim adamları, herkesi. Kilivili gerçekten sonsuza kadar gitti mi yoksa testleri arasından kurtulmak için mi geri çekildi bilmiyorum. Ama geri döndüğüne sevindim. Bazı şeylere tutunmaya değer.